Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Günaydınlar. Hafta sonuna çok güzel yapabileceğimiz basit harika bir tarif paylaşmak istiyoruz. Ablamın evindeyiz. Hepinize selamlar, sevgiler. Günaydın herkese. Hafta sonu yapabilecekleri. Hafta sonu yapabileceğimiz kolay bir tarif veriyoruz. Evet. Hepinize denemenizi isterim. Çok güzel oluyor. Harika. Şimdi oraya bir ne tarif. Kırdık onu gösterelim. Bir tane yumurta kırdım kabımıza. Evet. İçine bir kaşık karbonat. Bir kaşık, da tuz. Tatlı kaşığı. Evet, tatlı kaşığı. Evet, onları önce bir karıştırıyoruz. Evet. Kolay bir tarif. Hep sizin denemesini isterim. Evet, iyice karıştırdık. Evet. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. 1,5 bardak. Bardaklar aynı klasik olsun. Klasik bardak. Herkesin evinde olan bir şey. Evet, ölçü aynı bardak. Eşit olsun, aynı olsun. 1,5 değil mi abi? Bardak. Yetiyor. Evet. Aynı bardakla unumuz da var. Evet. Unumuz da aynı. Tekrar karıştırıyoruz. Bardak ölçüsü aynı olsun. Ona dikkat edin. O zaman sorun olmuyor. Şimdi bu da gene 1,5 bardak kadar. Kaşarımız şimdi var. Şimdi bu da kaşarımız. Onu da ilave ediyoruz. Evet. Onu da biraz karıştırdıktan sonra. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Evet. Un da yine aynı. 1,5. Evet, kaşar da 1,5. Evet. Bütün ölçülerimiz aynı olacak. Aynı bardakla 1,5. Evet. Şöyle 1,5 kattık. İyice karıştırdıktan sonra içine dereotumuz var. Evet. Yarım demet. Yarım evet. Demet de maydanoz, yarım demet de dereotu. Ondan sonra burada birer tatlı kaşığı susam var. Çörek otu. Onu en üstüne yapacağız herhalde abla. Sen evet. Öyle demiştin. Doğru. Şimdi içine. İçine yarım demet maydanoz. Evet. Yarım demet dereotu. Dereotu. Bunları ilave da karıştırıyoruz. Ettik. İlave ettik. Onları da güzelce karıştırdıktan sonra. Ocakta tavamızı yağlıyoruz. Evet. Harcımızı içine döküyoruz. Aynen. Daha önce de yemiştik. Çok beğendik. Evet. O yüzden beraber sizlerle paylaşmak istiyoruz. Misafirlerin falan çok beğendi. Bir kere yaptım geldiklerinde. Hafta sonları. Özellikle çocuklarına, torunlarına falan yapıyor Allah. Evet. Güzel bir lezzet oluyor. Şimdi topak kalmayacak hiç. Değil yok, mi? Çok karıştırırken. Güzel evet. İyi karıştırılsın. Onu da söyleyelim. İlk defa yapacak olanlar. Tavamızı da yağladık. Getir onu da abla. Evet, tavamızı da yağladık. Şimdi artık harcımızı tavamıza dökeceğiz. Evet, şimdi tavamıza yağ döküyoruz değil mi abla? Bir yemek kaşığı evet. Yağ döküyoruz. Ve şimdi harcımızı dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce harcımızı yağacağız. Üzerine de yağ yapıyoruz değil mi abla? Evet, fazla. Olanında ya da ayrı üstüne yerine. Yapıyorsun. Ha. Böyle sürüyorsun fırçayla. En üstüne de her yerine evet, gelecek şekilde fırçayla bak. Yağımızı sürüyoruz. İşte böyle. Evet. Sonra çörek otu, susam ne onlar istiyorsanız sepe. Onları da her yerine sepeliyoruz. Tercih sizin. Sadece çörek otu yapabilirsiniz. Sadece susam evet. Ama biz seviyoruz. Sevdiğimiz için de ikisini de kullanıyoruz. Evet, şimdi susamlarımızı, çörek otumuzu her yere gelecek şekilde. Ya harika oldu, gördün mü? Ne güzel gözüküyor. Evet, çok güzel. Ellerine sağlık. Görüntü çok güzel. Lezzet de öyle. Evet. Lezzet daha muhteşem. Tabii, hepsi içinde var, ne ister. Çayımızı da koyduk, şu an demleniyor. Çay olana kadar da biz bunu yapacağız inşallah. Şimdi afiyetle yiyin. İnşallah. Ocağa götürüyoruz. Evet. Tavamızı. Tavamızı ocağımıza aldık. Bu tavamın kapağı olmadığı için ablamın başka bir şeyin kapağını kullanıyor genelde. Başka tencerenin kapağını dekliyor. Kapağını kapatıyoruz. Birazcık o hamurunu çekerek pişmesini sağlayacağız. Sonra ters çevireceğiz. Evet. Şimdi artık altına baktık. Kızarmış. Evet. Çevirmişlerini yapıyoruz. Kapağımızı şey diyoruz. Bak. Şimdi bu tarafını da koyacağız. Şimdi şöyle diyoruz. Biraz bu çekimden dolayı çok kızarmış gibi görünebiliyor evet. Ama aslında o kadar değil. Karanlık biraz. Biraz ortam da loş olduğu için. Şimdi bu o tarafını da pişireceğiz. Kapak koymuyoruz. Yağ da dökmüyoruz. Bu fazla yanmış değil. Bunu belirteyim. Ortam biraz karanlık olduğu için net görünmüyor. Aslında kıvam çok güzel. Şimdi öbür tarafı da kızardıktan sonra servis ediyoruz. Sabah kahvaltısına
peynirli, kaşarlı, dereotlu maydanozlu harika bir omlet tarzı börek tarifi paylaştık. Pişti. Şimdi ablam kesiyor. Bunu dörde bölecek. Kişi sayısına göre verebilirsiniz. Kaç kişi ise 6 ise 6 dilim yapabilirsiniz. Tercih sizin. Biz 4 kişiyiz. Dörde böldük. Şöyle hafiften bir kaldıralım da görsünler. Şöyle. Ay çok harika olmuş. Harika. Oo, denemelerini isterim. Muhteşem. Bak. Yan tarafı da göster bir görsünler. Şu bölgeyi, şurayı. Şurası da. Evet. Her yeri çok harika oldu. Işte. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık ablacığım. Bize de Allah yardım etsin. Afiyet olsun yiyenlere. Yapanlara da afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Deneyin. Evet. Deneyenlere. Aynen. Afiyet şifa olsun diyorum. Herkese tavsiye ediyoruz. Deneyin. Sizler de hafta sonlarını özellikle ev halkına, misafirlerinize, beş çaylarına bile yapabileceğiniz çok faydalı, güzel bir lezzet. Allah Teala öncelikle sağlık versin diyorum. Evlerimize bereket versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.